Hayır, sen Melih'e bakarak normal konuş. Sesi alır buradan. Evet. Stüdyodaki en torpilli konuğumuz Acun'un yanına adın geldi, ne? Oturdu. Tolga. Sorusunu soracak. Tolgan. Tolgan Yıldıran, Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Hı hı. Benim Alex'e sormak istediğim soru, gerek Brezilya milli takımıyla gerekse Fenerbahçe'de yurt dışında yabancı hakemlerin yönettiği birçok maçta oynadı. Benim merak ettiğim nokta şu, yabancı hakemlerin maç yönetim şekliyle Türk hakemlerin maç yönetim biçimini karşılaştırırsak düşünceleri ne olur? Neler? Você, çok teşekkür ediyoruz Tolga. No Brasil aqui você principalmente aqui jogou aqui dentro da Turquia e também jogou vários jogos na Europa que os árbitros estrangeiros e árbitros turcos. Decisão deles ou jeito deles, o que você gostaria de falar se fizer uma comparação? Não dá para comparar porque as decisões são muito individuais. Não existe um padrão de arbitragem. Cada um apita de uma forma, cada um apita aquilo que ele vê de momento. Então dificilmente dá para fazer uma comparação. Aslında bir karşılıklı karşılaştırma yapmak çok zor diye düşünüyorum. Çünkü bence saha içerisinde verilen kararlar daha fazla bireysel kararlar oluyor. Hakem o anda kendi gördüğünü, kendi yaptığı yorumu bir şekilde çalıyor. Bu yüzden de karşılaştırma yapmak benim açımdan zor. Çünkü herkes farklı bir insan. Geldik ilk üçe. Bizce hem önem hem de şıklık değerlendirmesine göre ilk üç sıraya geldik. Üçüncü sıra sen bir Kayserispor maçı sormuştun. Bilmiyorum o gol bu gol mü? Kesinlikle. Yani aklındaki gol bu gol mü bilmiyorum ama Kayserispor Fenerbahçe maçına gidiyoruz şimdi. Sol ayağıyla topu yumuşatışı ve sağ ayağından çıkan müthiş füze. Kayserispor attığı gol listemizde üçüncü sırada. Edu, Roberto Carlos, Alex, Alex kaleyi gol gördü, vuruyor gol! Mükemmel bir gol! Harika bir gol atıyor Alex de Souza! Acun ilk gelir gelmez stüdyoya söylediği gol bu gol. Ama gerçekten Mustafa'yı çok tebrik ediyorum. Çünkü bu gol farklı bir gol işte. Demin dediğim gol buydu. Foul yok, yumurta yok, maç oynanıyor işte. Yandan bir top geliyor, alıyor, düzeltiyor, vuruyor, giriyor. Yani bu halı sahada olur ancak. Pozisyon yok. Hani bahsettiğimiz 100 metrelik sahadan bahsediyoruz. Halı sahada ancak alırsın, vurursun da gol atarsın. Yani Alex'in zaten bana göre en büyük özelliği, hani Türkiye'de hep öyle hatırlanacak zaten. Normal bir futbolcudan Alex 1,5 saniye daha önce düşünüyor. Yani en büyük özelliği o zaten. Kendi bu konuda zaten belki farkında olmayabilir. Çünkü insan bunu fark edemez. Hani kendindeki özelliği fark edemez. 1,5 saniye diyorum. Bak 1,5 saniye önce düşündüğü için hep doğru hareketi yapıyor. Dikkat edin. Hani yapabilmesi ayrı bir şey. Bu top out'a da gidebilirdi mesela. Ama Alex topu aldığı zaman o anda ne yapması gerekirse yapıyor. Yani %80 yapıyor, %20 yapamıyor gibi düşünüyorum ben. Ya bence bu da yüksek bir oran. Tabii ki. Geldik ikiye. Geldik ikiye. Sıradaki golümüz Alex'in Erciyesspor maçında attığı gol. En iyi Alex ve Souza golleri listemizde yavaş yavaş zirveye yaklaştık. İkinci sırada müthiş bir gol ve müthiş bir anlatım. Ümit gitti. Uğur hareketli. Ümit bekledi. Ayağının dışıyla Alex göğüs kontrol. İkinci hareket. Alex inanılmaz bir gol. Süper bir gol. Muhteşem bir gol. Kadıköy'de süper bir gol. Altı. Altı ama Alex simbolü hayatta alkışlanıyor. Muhteşem bir gol. Alex, Alex. Fenerbahçe şov yapıyor. Alex.
Şaka gibi bir gol daha. Yani tabii ki yine çok güzel bir seçim bu. Yani şimdi çok dikkatli incelenmesi gereken bir gol. Yine Mustafa'ya buradan tebriklerimi yolluyorum. Mustafa'ya çünkü, da Bora'ya da. Bora'yla beraberler değil mi? Tabii. Bora'ya da çok teşekkür ediyorum. Bora Beysade gerçekten. Ve Mustafa Güney. Ben de Mustafa'yla konuştuğum için kusura bakma Bora, sana ayıp oldu. Yani burada her saniyesinde zeka var zaten. Yani toplam 6 saniyelik bir operasyon. 6 saniyede yaklaşık tahmin ediyorum 12 muhakeme falan yapmış. Tamamen zeka golü bu. Başka bir şey değil yani. Çünkü topa vurup sokabilirsiniz Melih hakikaten. Topa yani iyi vuran biri girip 25 metreden vurduğu topu sokabilir zaten. O ayrı bir olay ama bu her saniyesi zeka kokuyor yani. Kendi anlatsın bir golü ne yapmış? İşte doktor demedi. Doktor anlatsın mı? Doktor. Não, meu gol favorito na Turquia, sim. Que é difícil, tive que dominar, driblei o cara e tirei do goleiro. Para mim seria o número 1 no caso, né? Benim favori golüm Türkiye'deki bir numara diye adlandırırım bunu. Çünkü kontrolüm, ardından rakibe attığım çalım ve kaleciyi de tek ayak üzerinde yakalamam ve ters köşesine göndermem, onu şaşırtmam benim favori golüm Türkiye'de. Sadece kaleci değil, burada kamerayı da, pilot kameramız da şaşırtıyor. Birinci gole geçmeden önce sadece bir soru sormak istiyorum. Çok kısa olarak Alex'e, Türkiye'desin daha, inşallah daha çok uzun zaman ama tamamen Türkçe bir röportaj sözün var mı? Doğru mu? Se promete dar um reportagem em turco. Meu turco é muito ruim, pô. Benim Türkçem çok kötü. Hayır, böyle bir söz vermedi yani. O bir dedikodu mu? Esse é uma fofoca que você prometeu, dá uma... Não, você não promete pra ninguém, não. Yok, senden kimse... korktuğu için... kimse yok. Tamam, ben sonra soracağım. Ama Samet, %70'lerde anlıyor değil mi? Anlıyor. %70-70-80 anlıyor. Şu anda zaten baksana bakışlarından anlıyor. Entendo que eu quero entender, pelo breve. Entendo que eu quero entender. İstediğimi anlıyorum aslında. İşte bak ne güzel. Peki, tamam. Dedem gibi ya, dedem istediğini duyardı, onun gibi olmuş. Birinci sırada herkesin tahmin ettiği o müthiş gol var. Geldik zirveye, listenin en tepesine. En iyi Alex de Souza gollerinde birinci sırada Samsun Spor maçındaki inanılması güç röveşata golü. Ümit. Aurello bir kafa top çekti. İkinci pozisyon. Adnan. Alex mükemmel bir gol. Yok böyle bir gol. Yok böyle bir gol. Muhteşem, muhteşem, süper bir gol. Sahalarda ender görülen bir gol. Kadıköy'de görülüyor. Alex şampayı yapıyor. Tabii seyircilerimiz orayı kaçırdılar. Gol oynanırken pasta geldi buraya. Şimdi pastayı koydular gittiler. O sırada Melih de yönetmen arkadaşımızla konuşuyor. Diyor ki Gökhan'cığım şimdi ne yapıyoruz ayıptır sorması. Ortada pasta var. Hayır. O tarafta bıçak var mı? Ben buradan göremiyorum. Evet, var var. Tamam. Gökhan yani. Düşünmüş onları canım. Yani Gökhan hakikaten yani ben böyle bir şey görmedim. Sevgili seyirciler biraz önce bu gol izlenirken burası stadyum gibiydi. Yani şu ana kadar çok konuk geldi, daha da çok konuk gelecek ama bu gole verdikleri tepki stüdyomuzdaki konuklarımızın hakikaten sanki gol ilk kez burada atılıyormuş gibiydi. Tebrik ediyorum sizi ama tabii ki en büyük alkış Alex'e. Şimdi ben buradaki numarayı görünce bu en azından... Türkiye'de geçirdiği yılların numarası olması dileğiyle kesmesini rica ediyorum. Espero que
esse número 10 aí. Foram os anos de número 10 que você... Bakıyorum, kameradayım, o sırada söyleyemiyorum. Ki você passou aqui. Alex, tekli ver diyorum, ben tekli. Pasayı sana verelim, sen kes. Ver, ver, ona ver, ver tekli ona. Sonra montajı var mı bunun, değil mi, nasıl olsa? Evet. Keke, kuvvete mi? I love you, evet, Alex. Sevgili seyirciler, böylece bir 21'in daha sonuna geliyoruz. Evet, bu kez ben, bu kez ben evet. Alex Samet'ten taneme pasta yedirmesini istiyor. Bana niye yedirsin adam ya, vallahi Allah sen. Senin gibi bir güzel kız varken. Alex, çok çok teşekkürler. Nice gollere, nice maçlara diyoruz. Acun, çok çok teşekkürler ve tabii ki evet. Samet'e çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın, var olasın. Siz de sağ olun. Ya tanem, sana da çok teşekkür ederim. Ben bugün teşekkür harikaydın. Ederim. Öyle mi? Özledik seni. Teşekkür ederim. Geçen ben de pasta dönüşüm sonra... için sandım. Pasta dönüşün içindi. Genelde vedada pasta kesiyoruz ya tanem. Dikkat et. Allah ağzından alsın, yel alsın. Sevgili izleyiciler, böylece bir 21'in daha sonuna geldik. Haftaya buluşuncaya kadar hepiniz esen kalın.